Merhaba arkadaşlar. Bugün Salacak'tayız. Boğaz'ın en güzel yerindeyiz. Sigorta konusunda konuşacağız. Şahin Naci Şair, Şair Sigorta'nın sahibi. Ondan sigorta konusunda, bir motorcunun olması gereken tüm sigortaları konusunda bilgi alacağız. Merhabalar. Adım Şahin Naci Şair. Şair Sigorta olarak yaklaşık 20 senedir motosikletçiye uygun sigorta ürünleri geliştirmekteyiz. En önemli ilk yapılması gereken sigorta motorun trafik sigortası. Zorunlu trafik sigortası da denen sigortadır. Bu motorun, motor kullanıcısının veya motorun başka birisine vereceği zararları ödeyen bir sigortadır. Bu fiyatı aşağı yukarı her şirkette aynı olan, bazı şirketlerde çok az farkı olan, indirimli olabilen sigortadır. Karşı tarafı öder. Yani birisi motoruyla başka birisine zarar verirse, bu yaya olabilir, araç olabilir veya yola da verdiği zararları ödeyen bir teminatı vardır. Teminatları yıldan yıla artırılır ve çok yüksektir. Yani böyle bir sigortayı yaptırmamak büyük lükstür. Çünkü bu sigorta cebimizden ödeyeceğimiz bir rakamı, ödeyemeyeceğimiz bir rakamı karşılar. Nasıl kazaları kapsar, onu kısaca anlatmaya çalışayım. Diyelim ki arkadan herhangi bir araca vurdunuz aracınızla. Bu karşı tarafa vereceğiniz bir zarardır veya kişiye. Bunu da zorunlu trafik sigortasını devreye sokarsınız. Eğer bir yaralamalı kaza olmuşsa polis çağırırsınız ki o gelip, yani sizin veya karşı tarafta bir yaralama varsa polis bunun zaptını tutar ve her iki tarafında sigorta poliçesini zapta yazar. Bir yaralama kaza değilse polis gelmeyecektir. O zaman formları var bunun, hazır formları, hatta mobil formları da var. Yani cep telefonuna uygulama olarak indireceğiniz formu da var. Karşılıklı oturup kazayı tarif edersiniz. Burada haklı veya haksız olmayı sizin şey yapmanıza, yazmanıza, karar vermemize gerek yok. Sadece siz kazanın oluş şeklini, işte karşı tarafın nereden çıktığını, siz nerede olduğunuzu doğru yazmanız gerekiyor. Ayrıca bulunduğunuz bölgeyi de çok iyi belirlemeniz lazım. Yani eğer ki ters yoldan geliyorsa diğer araç veya diğer kişi, bu haklı veya haksız olma konusuna çok önemli konu teşkil edecektir. Dolayısıyla detayları çok iyi yazmanız gerekir. Hatta diğer aracın yönü, sizin yönünüz. Hatta çok önemli bir nokta daha var. Kaza sırasında diyelim ki aynı yönde giderken size gelip aracınızın herhangi bir yerinden dokunarak düşmenize sebebiyet verdi. Bunu çizime çok iyi oturtmanız lazım. Çok iyi belirtmeniz lazım. Çünkü aynı yönde olsanız bile size bir temas arkadan veya arka taraf, aracınızın motosikletinden arka tarafından size temas ettiyse sorumluluk %100 karşı tarafa geçecektir. Birçok motosiklet kazasında bu detayları belirtmediği için motosiklet sürücüsü kaza raporu sonucu suçlu olarak belirlenir ve onun sigortasından ilgilenir. Bunun için önemlidir. Bir kere bir hasarınız varsa karşı taraftan alabilme hakkınız, şansınızı garantilemiş oluyorsunuz. Veya siz herhangi bir maddi hasarınız olmasa bile karşı tarafın hasarı sizin sigortanızdan gideceği için bu sizin sigortanızın hasarsızlık indirimini yok edecektir. O vesileyle doğru yazmak çok önemlidir. Zaptı doğru tutmak çok önemlidir. Bunu şöyle tarif edelim. Diyelim ki bir kaza oldu. Genelde malum Türkiye'de trafiği de sıkıştıran, trafik düzenini de bozan insanlar sol şeritte bekliyorlar ve bir türlü bir sonuca da varmıyorlar. Yapacağınız ilk iş şöyle olmalı. Bir kaza oldu. İşte bir kaza tespiti yapıp, yani ilk önce araçların olduğu gibi resimlerini çekip
bulunduğu noktada onu garantilemeniz lazım. Yani size vuran araç, sizin sokağın varsa tabelası, adı, yani bulunduğunuz yeri iyi tespit etmeniz lazım. Hatta bulunduğunuz şeridi çok iyi tespit etmeniz lazım. Bunu yaptıktan sonra geçmiş olsun deyip uygun bir yere geçin. Bu yol kenarı olabilir veya başka bir yerde buluşacağı bir durum olabilir. Karşı tarafla birlikte işte o zaptı doldurmanız gereken süreçti. Evet. Uyuşmazlık sırasında ne oluyor? Mesela karşı taraf kabul etmiyor bu olayı. Ya uyuşmazlık genelde o zaptta birbirinin benim ben haklıyım sen haklıyım bunu evet. yazmak istedikleri için uyuşmazlık oluyor. Halbuki buna gerek yok. Buna karar veren iki tarafın da sigortaları. Yani sigorta çünkü zapta göre karar veriyorlar tamamen. Yani orada herhangi bir şey yazmış olmanız gerekmiyor. Haklılık konusunda. Bu şekilde zaptı doldurduktan sonra aracınızı bir servise çekip karşı tarafın sigortasına sigortasının müracaat edip bir eksper tayin etmelerini sağlayabilirsiniz. Evet. Yani süreç böyle gelişiyor. Eksper geliyor. Evet. Sizin aracınızı inceliyor. Hasarınızı servisin verdiği rapora göre miktarını belirliyor ve bunu bir rapor olarak sigorta şirketine sunuyor. Videonun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Başınıza gelen durumlardan söz edebilirsiniz. Özellikle mali sorumluluk sigortası hakkında konuştuk. Trafik sigortası konusunda konuştuk. Diğer sigorta konularında da şimdi tekrar soru soracağım. Onu da başka video olarak paylaşacağım.